İlk iki video serisinde Fahrettin Aslan'ın gençlik dönemine ışık tutmuştuk. Video serimizin bu bölümünde ise sanat güneşi Zeki Müren, bir sonraki bölümünde ise Diva Bülent Ersoy'un başına gelenleri tek tek anlatacağız. İlk kez Fahrettin Aslan'ın Küçük Çiftlik Parkı'nda sahneye çıkan Zeki Müren, bundan sonra yıllarca o sahneleri doldurup taşıracaktı. Zeki Müren'in ilk dayağını da o gece gazinoya gelen Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın karşısında etek giydiği için yediği iddia edilmişti. Buna göre Fahrettin Aslan Zeki Müren'in meşhur mavi kostümünü kastederek "Şu mini eteği giyme" dediği, Zeki Müren'in de "Tamam" deyip sahneye çıktığı, devamında Fahrettin Aslan'ın "Yahu ben sana giyme dememiş miydim?" deyip kızınca da "Ne yapayım Fahri abi, Cumhurbaşkanı geliyor diye elbisemi mi değiştireceğim?" dediği söylene gelmişti. Ancak oğlu bu iddiayı yalanlayıp dayak mevzusunun bu yüzden olmadığını açıklamıştı. Daha sonraları babası ile ailevi meseleler sebebiyle kavgalı olan Sacit Aslan, Zeki Müren'in gazinodan dayak yiyerek yaka paça dışarı atıldığını, Bülent Ersoy'un ise Ankara'dan uçakla İstanbul'a gelip dayağını yediği, ikinci uçakla tekrar geri döndüğünü açık yüreklilikle itiraf etmişti. Bu dayak fasıllarından birinde ise dayanamayıp zorla araya girerek Bülent Ersoy'u kurtardığını, Seda Sayın'ın ve kendisinin de babasından zaman zaman dayak yediğini de eklemişti. Tam bir dayak makinesi olan babasının etek mevzusu yüzünden Zeki Müren'i dövmediğini ise taşlık Maxim'de salon tıklım tıklım olurdu. Zeki Müren salıncakla yukarıdan aşağı sahneye inerdi. İnandığı ve beğendiğini korkusuzca yapardı. Babam Zeki Bey'e Cumhurbaşkanı'nın karşısında o kıyafeti giymeyeceksin demiştir. O da dinlememiştir. Çünkü Zeki Bey'e öyle kumandanlıklar çökmezdi. Etekli kostümünü giyip çıktı sahneye zaten. 12 sene aralıksız çalıştığı Maxim'lerde kendi yaptığı repertuvarın dışına çıkıp istek şarkı bile okumazdı. Ayrıca Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Böyle bir olay yaşansa ertesi gün bütün gazeteler manşetten verirdi. "Bakın bakalım öyle bir haber var mı?" sözleriyle açıklamıştı. Gerçekten de dediği gibi böyle hiçbir haber yoktu. Neden bu olayın yaşandığı ile ilgili ise de Maxim'de o dönemlerde yaklaşık senenin 6 ayı Zeki Müren, diğer 6 ayı da Behi Aksoy çalışırdı. Büyük iş yapıp inanılmaz paralar kazandırıyorlardı. Maxim'in Maxim olmasında muazzam rol oynadılar. Ama Fahrettin Aslan hangi mevkiye gelmiş olursa olsun sonuçta anasız babasız sokakta büyümüş, aile kavramı olmayan, her şeyini parayla çözebileceğini zanneden gaddar bir adamdı. İşinde mükemmel ancak özel hayatında son derece mutsuz biriydi. Ben Zeki Müren'in Maxim'den gidişini hiç unutamıyorum. O fotoğraf gözümün önünden gitmiyor. Sebebinin ne olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Belki sahneye çıkmak istemedi. Belki oradaki bir başka sanatçının çalışmasını istemedi. Sebep her neyse babam çok kızmıştı. Bir gece nahoş bir hadise yaşandı. Babam Zeki Bey'e yapılmaması gereken bir davranış biçimini sergiledi. Yağmurlu bir gecede çalışanlarına emir vererek paşanın bütün elbiselerini kazanç yokuşundan aşağı attırdı. Bununla da yetinmeyip Zeki Bey'e tokat attı. Fahrettin Aslan, "Sana paşa paşa dediysek sen kendini gerçekten paşa mı sandın ulan?" diye bağırıp vurmaya başladı. Tokatla başladığı gerisi çorap söküğü gibi geldi. Çalışanlardan hiç kimse korkudan müdahale bile edemedi. Zeki Müren böyle bir dayakla Maxim'den gitti. Ona ait pullu sahne kostümlerini yağmurlu bir havada kazanç yokuşuna attılar. Bu olay beni çok derinden etkiledi. Sebebi ne olursa olsun Zeki Müren böyle gönderilmemeliydi. O da yaşadığı sürece bu olayı asla unutmadı. Bu olayın ardından Fahrettin Aslan ile ömür boyu konuşmadı. Ve zaten o günden sonra da bir de asla Maxim gazinosunda çıkmadı. Birbirlerine de dargın öldüler zaten. Kapris yapıldı mı hiç dayanamazdı babam. Mesela Leyla Sayır'ın kulağının sağır olmasının sebebi de babamdır. Kaldı ki Zeki Bey durup dururken kapris yapan bir adam değildi. Daha doğrusu kaprisi olan bir adam da değildi. Bir şey talep ediyorsa %100 haklıdır. Şımarık bir yıldız değildi yani Zeki Müren. Asla. Kimse böyle bir şey söyleyemez. Bir kere Zeki Bey o kadar önemli ve saygın bir adamdı ki hiçbir zaman özel yaşamının sanatının önüne geçmesine izin vermezdi. Öyle ki Zeki Müren'den hamile kalan 3 kadının çocuk aldırdığını bile kimsecikler bugüne kadar bilmedi. Üçü de çok aşıktı Zeki Bey'e. Bunu açıklamaktan imtina etmiyorum. İkisi vefat etti. Birinin adı Nimet, diğeri ise bir zamanların en popüler artistlerinden Sevinç Pekin. Üçüncüsünün de adını verirsem işler iyice sarpa sarar. Mahkemelik oluruz vallahi. Hala sahnelerde ve televizyonlarda izliyorsunuz diyeyim. O kendini iyi bilir. Malum, süperstarlardan. Ancak Zeki Müren sanatına çok düşkündü ve bu uğurda da başkalarının yolunu kesmekten de asla çekinmezdi. Beni bile 2 kere kovdurdu babamın yanından, sen hesap et. Zeki Müren'le tartışmıştık sahne sebebiyle. Hiç unutmam, Maxim'in kulisinde dayak yedi. Allı pullu sahne kostümlerini yağmurlu bir havada kazanç yokuşuna attılar. Sebebi neydi tam hatırlamıyorum ama hiçbir sebep böyle bir finale yol açmamalıydı.
Aynı hikaye Leyla Sayar'ın da başına geldi. Genel yapısı itibariyle hiçbir sebep böyle bir neticeyi doğurmamalıydı. İntikamınızı almak istiyorsanız Maxim kapılarını kendisine kapatırsınız ama böyle dayakla kötekle olmaz açıklamalarını yapmıştı. Zeki Müren'in dayak yediği gün kuliste olan gönüllü yazar da olayı doğrulamış ve göz nuru ceketlerini de kazanç yokuşuna attılar. Gözümle şahit oldum. Rahmetli Fahrettin Aslan'ın hep beni ve Zeki Müren'i dövdüğü söylenir. Evet doğru, ikimizi de tokatlamıştır. Ama Sezen Aksu da feci dayağını yedi diye de eklemişti. Yazar bu konuda, Sezen Aksu Caddebostan Maxim'de prova yapıyordu. Sezen Aksu'nun repertuarını beğenmeyen Fahrettin Aslan, Sezen kızım, felsefik şarkıları bırak, burası gazino kızım, popüler şarkılarını söyle, değiştir şu repertuarını artık diye Aksu'yu uyardı. Ardından Aksu'nun da, Fahrettin Bey, ben sizin gazinonun mutfağına aldığınız peynire, sucuğa karışıyor muyum? Siz de bana öyle karışmayacaksınız. O sizin işiniz, bu da benim işim diyerek cevap verdi. Bundan sonra Fahrettin Bey çok gerildi ama sustu. Birkaç dakika sonra Sezen'in yanına çağırdı. Öylesine şiddetli iki tokat attı ki Sezen'in ayakları yerden kesildi. Sonra repertuarını değiştirdi mi bilmiyorum ama gazinoda çıkmaya devam etti. Rahmetli hepimizi döverdi. Behiye Aksoy'un kafasına yangın kovalarını geçirirdi. Behiye mosmor suratla sahneye çıkardı. Leyla Sayar'ın kulağına tekme attığı için kadıncağız sağır oldu. Seda Sayan'ı da çok dövdü. Emel Sayan'ın arkasından su şişesini fırlattı. Araya oğlu Saycı Taslan girdi. Şişe onun sırtında patladı. Çocuk 15 günü arılar içinde gezdi demişti. Yine gönüllü yazar ismini vermediği bir başka sanatçının da dövüldüğüne şahit olmuş ve orada bir kova suyu alıp kadıncağızın başından aşağı döktü. Saçı başı bozuldu. O sırada sazları sahneye çıkmıştı. Bizim şarkıcı hala yerlerde tepiniyordu. Ben de apar topar onun yerine sahneye çıktım. Bir saat sonra sahneden inip içeri girdim. Bir de ne göreyim. Başına kova geçirilen şarkıcı saçlar yapılmış, fönlenmiş. İki dirhem bir çekirdek hazır ve nazır. Helal olsun be, bu iş nasıl oldu dedim kendi kendime demişti. Oğul Sacit Aslan'sa babası Fahrettin Aslan'ın dolu bir su şişesini Emel Sayın'a hedef alarak fırlattığını ve kendisinin araya girerek Emel Sayın'ı yaralamaktan kurtardığını söylemişti. Hülya Sözer'in de sahnede şarkı söylerken onur kırıcı bir hakarete maruz kaldığını, sahnede şarkı söyleyen Hülya Sözer'e Fahrettin Aslan'ın ''Tamam senin programın bitti, bundan sonrasını Muazzez Abacı yapacak'' dediğini, daha sonra da Fahrettin Aslan'ın sahneye çıkmaya hazırlanan efsane sanatçı Behiye Aksoy'un başından aşağı kül dolu bir yangın kovasını geçirdiğini, Behiye Aksoy o halde programını bitirmeye çalışırken Erol Şimavi'nin de ''Bu gece bu kız çok güzel okudu, arada sırada bunu dövmek lazım'' şeklinde konuştuğunu da eklemişti. Bu dayak seanslarından nasibini almış mıdır bilinmez ama Ajda Pekkan da onu ünlü yapan patronu Fahrettin Aslan ve Zeki Müren hakkında ''Müzikte inanılmaz bir mücadele verdiğim yıllardı. Aklım, fikrim ve kalbim hep Zeki Müren'deydi. Çünkü o dönem müziğin tek deviydi. Rüyalarımın prensiydi o. Anneme, bir gün ben Zeki Müren'in kadrosunda sahneye çıkacağım dediğimde annem dalga geçerek kahkaha atıp gülmüştü. İki gün sonra Fahrettin Aslan beni aradı ve ''Zeki Müren'in alt kadrosunda yer alacaksın'' dedi. O an çığlık atmamak için kendimi zor tutmuştum. En büyük rüyam gerçek olmuştu demişti. Anlayacağınız dayak seanslarından sadece Bülent Ersoy ve Zeki Müren nasibini almamış, Sezen Aksu, Seda Sayan ve Emel Sayın da gazinocular kralının dayağını yemişler ve büyük paralar döndüğünden mecbur bu işin kralı olan Zeki Müren hariç hepsi el mahkum, yedikleri dayağı yutmak zorunda kalmışlardı. Video serimizin bu bölümünde sanat güneşi Zeki Müren'in, Sezen Aksu'nun, Emel Sayın'ın ve Seda Sayan'ın nasıl gazinocular kralı Fahrettin Aslan'dan dayak yediğine şahit olduk. Gelecek bölümde ise Diva Bülent Ersoy ve diğer pek çok sanatçının da bu dayak fasıllarından nasıl geçtiğini hayretler içerisinde öğreneceğiz.